Herkese merhabalar arkadaşlar. İsmim Meryem Uyar. İngilizce öğretmeniyim. Bir liste görev yapıyorum. Aynı zamanda Instagram'da Meri Teacher hesabımdan Açık Öğretim Lisesi İngilizce soru çözümleri yapmaktayım. Şimdi genellikle Instagram'dan aldığım bir soru var. Hocam İngilizceye nasıl çalışmalıyız? Arkadaşlar İngilizceye çalışmadan önce bir ön yargılarımızı kırıyoruz. Çünkü ön yargı oldukça bu kelimenin anlamı ne? Ben, ben efendim, işte vay efendim İngilizceyi ben çözemeyeceğim. İngilizceye geçmeyeyim bile, İngilizceden muaf olayım, İngilizce dersini almayayım. Bu tür düşüncelerden öncelikle kurtulalım. Neden? Çünkü İngilizce kesinlikle korkulacak bir ders değil, gerçekten değil. Ee, bu zamana kadar hep ön yargı olmuş olabilir. Okullarda öğrenememiş olabilirsiniz veya üzerine çok durmamış olabilirsiniz. Ama sınav sorularında yani bir test üzerinde İngilizceyi çözeceksiniz. Gerçekten en basit derslerden biridir. Çünkü İngilizcede bazı soru çözme teknikleri vardır. Onlar nelerdir? Ben bugün onlarla siz onları sizlerle paylaşacağım. Birinci olarak arkadaşlar kelimeye odaklanmıyoruz. Kelimelere takılmıyoruz. Sorular uzun uzun paragraf gibi gelebilir. Uzun diyaloglar gelebilir. Bu kelimenin anlamı neydi? Bu kelime ne demekti? Şu kelimenin acaba önemi nedir diye düşünürseniz ne olur? Soruyu kaybedersiniz. Soruyu kaybetmemek için kelimelere kesinlikle çok fazla takılmıyoruz. Siz bildiğiniz kelimeler üzerinden soruları çözmeye çalışın. Videolarda anlatıyorum. Videolarda bazı kelimelerin anlamlarını söylüyorum. O zaman ne yapıyoruz? Öncelikle bildiğiniz kelimelere odaklanıyoruz. Bilmediklerimizi bir kafadan atıyoruz. Sınavda düşünmeyin, strese girersiniz. İkincisi, İngilizcede soru çözerken bazı yöntemler vardır arkadaşlar. Yani İngilizcede bazı kalıplar vardır. Matematik gibi düşünün. Formüller vardır. Örneğin if yapısı. Yani İngilizce 7 veya İngilizce 8 dersinde genellikle çıkan sorulardan her testte en az 2 tane if'li sorular çıkıyor. Örneğin if kalıbı vardır ve if kalıbında birinci cümlede fiil, ikinci cümlede will ya da would kullanılacaktır. Bunlar ne demek diye düşünmeyin. Ben çünkü bunları videolarda zaten açıkladım ne olduklarını. Benim burada demek istediğim İngilizce'de bazı kalıplar vardır. Ve bu kalıplara uygun direkt fiile, direkt doğrudan cevaba gidebilirsiniz. O yüzden endişelenmeyin. İkinci olarak İngilizcede şu vardır arkadaşlar. Örneğin teklif cümleleri veya tablo cümleleri. Tablo cümleleri soruya bakarak, tabloya bakarak çözülebilecektir. Olumlu cümle ise tik işareti Olumsuz cümleler varsa şıklarda cross yani çarpı işaretine bakmanız gerekecek. Tablodaki kelimenin anlamını bilmeseniz bile o tikin altında olanlar şıklarda olumlu olması lazım. Veya o çarpının altında olanlar şıklarda not eki almış olması lazım. Bir kısmında hatta çoğunluğunda not oluyor. Veya olumsuzluk anlamı katan kelimeler var. Onları videolarda açıklıyorum. Yani bunlar çok kısa kısa şeyler. Onları veriyorum zaten. Üçüncü olarak şıklardan gitme yöntemi vardır. Nedir bu yöntem? Örneğin dört tane şıkkımız var biliyorsunuz ki. A şıkkında yes demiş. B şıkkında no. C şıkkında not. D şıkkında doesn't, isn't demiş. Bakın not, not, no. Bunlar hep nedir? Sadece A ne demiştik? Yes. Bakın şıklara bakarak yani cümleye soruya bakmadan şıklardan çözme yöntemi nedir? Bir tane olumlu şık vardı değil mi? A şıkkında yes kelimesinden olumlu olduğunu çıkarabiliriz. O zaman B şıkkında no, C şıkkında not, D şıkkında da isn't, doesn't herhangi bir not eki veya olumsuzluk eki almış bir şık var yani bir cevap var o halde üç tanesi de olumsuz olduğuna göre doğru cevap bunlardan biri olabilir mi? hayır olamaz sadece farklı olandır o da yes kelimesinin olduğu yani aşıkkı bizim doğru cevabımız olur buna da ne diyoruz biz olumlu mu olumsuz mu buradan varsayım yaparak testlerde doğru cevaba gitme yöntemidir üçüncüsü arkadaşlar kelimelerin bazılarında Olumlu, bazılarında olumsuz ekler vardır. Örneğin, dis eki. Dis eki kelimeye olumsuzluk anlamı katar. E bir cümlenin içinde dis eki almış bir kelime varsa büyük ihtimalle bu cümle olumsuz bir cümledir. O halde siz şıklardan olumsuz bir çıkarmanız gerekecek. Yani e, sorular bu şekilde de çözülüyor arkadaşlar. Dördüncüsü bir kelimenin anlamını bile bilerek bazen soruları çözebilirsiniz. Bu da ne demek oluyor? Genellikle her testte iki tane görsel sorusu var. Ben zaten videolarımda bu görselleri kitabımızdan aldım oradaki notların içine koydum. Altlarına da İngilizcelerini yazdım zaten. Görselde de ne oldukları görünüyor belli. Bu görsel soruları sorulabilir. Görsel soruları sorulduğunda da ne yapacaksınız? Direkt kelimeyi işaretleyeceksiniz. O da her ünitede zaten ezberlemeniz gereken görsel kelime 20'dir maksimum. Onları da verdim akılda kalıcı şekilde kullandım. Örnek sorularda videolarda var. Son olarak arkadaşlar kelime e, ezberlemek istiyorum diyebilirsiniz. Ha İngilizceyi ben hocam sadece sınavı geçsem de olur. Benim için sınav önemli. Sınav teknikleri derseniz videolarda tüm soruları çözdüm zaten. Yani 2018, 2019 dönemindeki çıkmış olan tüm İngilizce sorularını çözdüm. Onları takip ederek soru çözme yöntemlerini, soru çözme tekniğini bir kelimeyi bilerek veya kelimeyi hiç bilmeyerek sorular nasıl çözülür? o, o videoları takip ederek yapabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle ne yapmıyoruz dedik? Korkmuyoruz, kendimize güveniyoruz. başka nasıl çalışmalıyız? Örneğin İngilizce 3'ten sınava gireceksiniz. Ne zaman? Mart ayında. Daha bir ay, bir buçuk ay var arkadaşlar. O halde ne yapmanız gerekiyor? Vaktiniz var değil mi? Oturun zaten videolar yarım saat uzatmıyorum siz de sıkılmayın diye yarım saat yarım saat halinde paylaşmaya çalışıyorum. Siz İngilizce 3'ten mi sınava gireceksiniz? İngilizce 2'nin videolarını da mutlaka izleyin. Üzerinde durmasanız bile İngilizce 2'de çıkan bazı konular İngilizce 3'te de çıkabilir. Çünkü bağlantılı oluyor. İngilizce 2 ile İngilizce 3 bağlantılı. İngilizce 3 ile İngilizce 4. Hatta bazen İngilizce 1'deki soruyu biraz önce soruları çözerken gördüm. İngilizce 7'de sormuşlar. Yani sorular bağlantılı. Elinizden geldiğince videoları takip etmeye çalışın gireceğiniz sınavdan önceki derslerin videolarına. Tabi İngilizce 7'den gireceksinizdir. Arkadaşlar İngilizce 6'nın videolarına bakın. Ama vaktiniz varsa dedik. Peki vaktiniz yok. Son güne kadar çalışmadınız. Kaldı sınava bir hafta. Ne yapayım? Ne yapmanız lazım? Burada İngilizce 3 videolarının tamamını diyelim ki 2018-2019'da 3 dönem var ve 2020 döneminden bir tane video var. Toplamda 4 video. 2 saatinizi alır arkadaşlar. Çok fazla bir zaman değil bu. O 2 saatinizi ayır bir zahmet İngilizceye. Yani korkmanıza gerek kalmaz. Geçersiniz. İnanıyorum ben size nasıl geçersiniz bakın teknikleri verdik bunlardan zaten ikişer tane bu yöntemlerle gitseniz toplam kaç ediyor dört tane teknik dört tane yöntemden 8 soru yapıyor e bir de videoları izlerseniz bazı kelimeler zaten aklınızda kalacak bazı sorular ki sorular şu şekilde çıkıyor çok benzer şekilde sorular çıkıyor örneğin bir e, İngilizce 3 birinci dönemde e, boşluk bırakılıp prefer deyip boşluk bırakmış. Siz ne yapacaksınız? Fiili ink eki almış. Ama diğerinde ink ekini koymuş. Bu kez şıklarda ne yapacaksınız? Periförü ya da ink eki alan fiilleri seçmeniz gerekecek. Böyle çevirmeli sorular soruluyor genellikle. O yüzden kalıpları bilmeniz önemli. Kalıpları bu arada unutmayalım arkadaşlar. Son olarak ne yapıyoruz? Videoları da izledik, takip ettik. PDF notlar var. Her videonun altında açıklamalı olarak notları bıraktım. Lütfen onları da incelemeyi unutmayın. Çıktı alabilme imkanı varsa çıktı alın ama imkanınız yoksa kendiniz de yazabilirsiniz veya direkt e, bilgisayara indirip bilgisayardan da çalışabilirsiniz arkadaşlar lütfen korkmayın yapabilirsiniz gerçekten ben inanıyorum bunu laf olsun diye söylemiyorum çünkü çok fazla yapan öğrencim oldu mesajları sınavlardan sonraki geri dönükleri instagram hesabımda paylaştım oradan da görebilirsiniz e, bu şekilde arkadaşlar benim söyleyeceklerim Videoları düzenli bir şekilde çalışalım. İki saat dediğim gibi dört tane video toplam iki saatinizi alacak. Günde yarım saat çalışsınız şöyle düzenli bir şekilde. 4 günde bir tane ders bitirebilirsiniz. Başarılar diliyorum hepinize. Yapabileceğinize inanın, korkmayın. Güvenin bana. Ben size güveniyorum çünkü. Hoşçakalın. Başarılar diliyorum. Sizleri seviyorum. Mary Teacher. iki i ile Teacher'da İngilizce olan Teacher. Youtube kanalımda kanalıma abone olabilirsiniz videoları beğenmek zorunda değilsiniz. Bilemediğiniz sorularda ya da bilemediğiniz, anlamadığınız yerlerde yorum atmanız yeterli arkadaşlar. Hoşçakalın.